hakkından mal kaçırır gibi hareket edemeyiz. Yani bu dönemi bir inşaat yapmak, yapı yapmak diye tanımladığımız anda aslında hataları yapmaya başlamış oluruz. Ve her şeyi rant gibi bir malzeme biçimine dönüştürürsek de gerçekten insanı insan olmaktan, devleti devlet olmaktan uzaklaştırırız. Ülkemizi bu hastalıktan kurtulmak zorundayız, kurtarmak zorundayız. Hep söyledim, bir kırılma anı yaşıyoruz. Kaderimiz ortak aklın, işbirliğinin, uzmanlığının değerini bilerek iyi örülmesi şarttır. Aksi takdirde bugün yaşadığımız acıları nesilden nesile yeniden yaşamaya devam ederiz. Ne bu topraklar bunu hak ediyor, ne de insanlarımız bunu hak ediyor. Geleceğimizi bilimsel ve katılımcı planlamayla, birlikte yönetim anlayışıyla, bilimsel bir organizasyon modeliyle kurmak zorundayız. Bunun içinde insanımızın sağlığı var, çevre sağlığı var, yeni kentleşmenin vizyoner olması var. Hatta işte bu kırılma anı diye tariflediğimiz 10 şehrimizin yaşadığı bu acıdan sonra yeni bir geleceği inşa ettiğimizde belki de bu afette kaybettiğimiz canlara, o insanlara borcumuzu ödemiş oluruz. İşte kamu yönetimi dahil her işte kavramı yerli yerine oturtabilirsek bu işler başarıya erişebilir. Bu manada iki önemli konuya değinmek zorundayım. Bir tanesi enkaz meselesi. Değerli dostlar, az önce arkadaşlarım sunuda da söylediler. 158 bin bağımsız birimden 124 bin bağımsız birim yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken durumda olduğu nettir. Bu 18 milyon ton metreküp, ki metrekübü aşıyor aslında, ton civarında bir enkaza enkaz seviyesine ulaşması anlamına gelir. Bir tırın yaklaşık 18 ton taşıdığını düşündüğümüzde tam 1 milyon sefer enkaz çalışması bu kent çevresinde yapılacaktır. Bu tabii enkazların taşınabilmesi için önce can sonra mal varlığına yönelik tespitlerin savcılık tarafından yapılması ve tamamlanmasının zorunlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii hem enkazda bulunacak yurttaşlarımıza yönelik hem de enkaz kaldırma çalışması yapan ve etrafta bulunan yurttaşlarımızın sağlığına yönelik aşırı özen gösterilmesi önemlidir. Bu çerçevede olmak üzere enkazlardan kaldırılacak molozların önemli bir bölümünün asbest içerdiği de unutulmamalıdır. Yani az önce kıymetli başkanım, değerli dostumuz, değerli mesleki yaşamıyla tıp insanı olarak asbestin ne kadar acı sonuçlara evrileceğini rapor burada sunulurken Sayın Lütfü Savaş bana aktardı. Bu asbestin solunmaması için taşınırken etrafa dökülmemesi ve özellikle taban suyuna karışmamasının sağlanması için önlemler alınması şarttır. Bu bağlamda enkazın tozumaya karşı da önlemlerin alınması çevre sağlığı açısından önemlidir. 18 milyon ton molozun geçici olarak toparlanması için 2,5 metre yüksekliğinde 4 kilometre kare genişliğinde bir alan ihtiyacı vardır. 400 futbol sahası büyüklüğünden bahsediyoruz. Bunun en aza indirgenmesi için ve inşa faaliyetlerinin de finansmanına katkı sunması için ayrıştırmanın sağlanması ve bir geri dönüşüm modelinin uygulanması şarttır. Depolama alanlarının kent merkezine ve insan yerleşimlerine uzak, tarım alanları, sulak alanlar, çayır meralar, dereler ve dere yatakları gibi üretim ve çevre açısından kritik alanların dışında olan bölgelerde seçilmesi çok önemli bir konudur. Bu alanların aynı zamanda olası planlama alanları düşünerek de seçilmesi önemlidir. Çünkü bir yandan kentsel planlama çalışmaları başlayacaktır.
Hatay'da mevcut moloz alan seçimlerinin kent merkezine yakın tarım alanları üzerinde ve dere yataklarını tahrip eder nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Bu bizi üzmekte ve endişelendirmektedir. Bu konularda zamanında yapılacak ikazların altın değerinde olduğu bilinciyle ben burada yaptığımız bilimsel ve teknik çalışmaları kamuoyuyla ve ilgili birimlerle paylaşıyorum. Bu değerlendirmemizin önemi büyüktür. Bu sorumluluğumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Kamuoyunu bilgilendirmek ve şeffaf bir biçimde burada aldığımız görev süresince bu görevi yapan yöneticilere katkı sunma bilincimizden de vazgeçmeyeceğiz. Yani bu konu AFAD'a aittir, bu konu Şehircilik Bakanlığı'na aittir, bu konu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veya diğer Ulaştırma Bakanlığı'na aittir deyip geri çekilmeyiz, çekilmeyeceğiz. Hem katkı sunma çabamız olacak, hem önerme hem de uyarma gayretimiz son ana kadar devam edecektir. Ara depolama alanlarında yapılacak ayrıştırma sonucunda hacmi küçültülen molozun nihai depolama alanı için de 4 milyon kilometre kare yerine 500 bin metre kare alana düşürüleceği gerçeği ortadadır. O bakımdan şunu ifade etmek isterim ki belirttiğimiz büyüklükler Hatay'da hasar tespitinin anlık durumuna ilişkindir. Hasar tespiti arttıkça bu değerler ne yazık ki yukarıya tırmanacaktır. Bütün bu detaylar bundan sonraki vizyoner bir başlangıcın, pırlanta gibi bir Hatay'ın oluşması adına ve 10 kentin de bu şekilde değerlendirmesi adına önemli bir uyarıdır, önemli bir öneridir. Değerli dostlarımız, vatandaşlarımız, kıymetli katılımcılar, bir başka hususta şehircilik adına planlama, kültürel mirasın değerlendirilmesi ve korunması hususudur. Şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Hatay'ın kadim bir kent oluşu, 4000 yıllık kent tarihine sahip oluşu, bu kentin ve diğer kentlerimizin özenli bir şekilde planlanması önemli bir meseledir. Evet, Şehircilik Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuda ana koordinatördür ama bu kentin yerelliği asla unutulmamalıdır. Biz Hatay Büyükşehir Belediye'miz ve buranın yerel yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, bu kadim kentin değerli insanlarının içinde bir bulunduğu bir mekanizmanın, tekrar ifade ediyorum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve heyeti tarafından yönetilmesi, bunun geliştirilmesi ve bu yönde atılan adımlarla birlikte şeffaf ve katılımcı bir modelle bakanlıkların da koordinasyonuyla kararların alınması şarttır. Sadece ve sadece bize bina yeri gösterin ve yeni konutlar yapalım anlayışıyla başka bir büyük hatanın, büyük yolculuğun başlangıcı tariflenmiş olur. O bakımdan biz diyoruz ki Hatay'ın planı bilimsel doğrular ve katılımcılık ilkesiyle hazırlanmalıdır. Ve bugün çadırı ve konteyneri konuştuğumuz yerde hemen kalıcı konutların inşası yerine geçici prefabrik konutların üretilmesi önemli bir zarurettir. Hatay'ımızın insanı, Maraş'ımızın insanı, Adıyaman'ımızın insanı sabreder. Yeter ki daha doğru konutlar üretilsin. Burada tek koşul vardır. Partiler üstü bir tutumla afet sürecinde alınacak kararların seçim vesaire gibi takvimlere endeksli bir takım vaatlere dönüşmemesi ve bu hususta söylenecek sözlerin insanların oyuyla eşleştirilmeden 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra gurur duyacağımız temelleri attığımız şehirleri var etmenin muhalefetiyle, iktidarıyla kahramanları olmak durumundayız. Hatay'ın özgünlüğü aynı şekilde tarihi ve kültürel varlıklarıyla da özenli bir biçimde çalışılmalı, tek tek irdelenmeli, yerellik kavramı asla ihmal edilmemelidir. Yerellik kavramından kastım, bu şehrin insanları, bu şehrin teknik insanları, bu şehrin hukukçuları, mesleki grupları, üreteni, çivi çakanı, keser kullananı her birisinin
katkı sunduğu bir mekanizmayla bu kentler yapılan yanlışlardan dönülen vizyoner bir geleceğin tasarlandığı bir imalat biçimine evrilmesi şarttır. Bunu başarırsak gerçekten işte o kırılma anını, bu yaşanan acıları başka bir boyuta evirebiliriz. Bunu yapmak zorundayız.